Bilim kurgu dizilerindeki bir uzay gemisinin ışık hızı veya daha yüksek hızda ilerlerken aniden uzanan yıldız görüntülerini görmüşsünüzdür. Samanyolu'nda yeni dünyalara ulaşmak demek, sınırlarımızı zorlamamız gerektiği anlamına geliyor. Peki, nasıl bu kadar yüksek hızlara ulaşabiliriz? Işık hızı, kütlesi olan her şey için fiziksel bir sınırdır ve Albert Einstein'ın ünlü E eşittir mc kare denklemini yazdığından beri teorik olarak doğru kabul edilmiştir. Işığın kendisi bir kütleye sahip değildir ve saatte 1 milyar kilometrenin üzerinde hareket edebilir. Öte yandan uzay gemileri ve içlerindeki insanlar ve yükler çok fazla kütleye sahiptir. Şimdi farklı bir bakış açısından bakalım. Bildiğiniz gibi bir madde hızlanmak için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle hızlanmaya devam etmek için daha fazla enerji harcanması gerekir. Bu da daha fazla yakıt tüketimi demektir. Bir noktada hızlanmadaki en küçük artışlar çok büyük miktarlarda yakıt harcamasına ihtiyaç duyacaktır. Ve böylelikle ışık hızına ulaşmak sonunda sonsuz miktarda enerji gerektirir ve bu da bizi imkansızlık engeline götürür. Einstein'ın özel görelilik teorisi, zamanın geçişinin bir nesnenin etrafındakilere göre ne kadar hızlı hareket ettiğinden etkilendiğini kanıtladı. Bir gözlemci uzayda ne kadar hızlı seyahat ederse, gözlemcinin zaman algısı o kadar fazla değişir. Buna zaman genişlemesi denir. Açıklamak için ışık hızına çok yakın hızlarda seyahat edebileceğimizi varsayalım. Mesela ışık hızının %99,5'u kadar. Bir astronot 4,37 ışık yılı uzaklıktaki Alfa Centauri'ye gitmek için bu hızda hareket ederse oraya gidip dünyaya dönmesi yaklaşık 8,5 yıl sürecektir. Bu zaman zaten dünyadaki insanlara göründüğü kadar uzun. Astronotlar için ise sadece bir yıldan biraz daha fazla bir süre geçerdi. Peki, ışık hızına yaklaştığımızda ne olur? Kütle artar, ayrıyeten zaman yavaşlar. Şimdiye kadar daha hızlı gitme yeteneğimizde çok ilerledik. Şimdiye kadarki en büyük hız başarımız roket iticisi şeklinde. Roketler temelde kontrollü patlayıcı cihazlardır. Çoğunlukla yüksek uçucu yakıtlarla doldurulur ve roketin kütlesini yer çekimine karşı yukarı itecek şekilde tutuşturulur ve yönlendirilir. Şu anda roketler dünyanın yer çekiminden iyi bir şekilde çıkmanın tek yolu. Roketler sayesinde dünyanın yörüngesine ve uydumuz Ay'a ulaştık. Ayrıca Güneş sistemi dışındaki ortamlara sondalar gönderdik. İlk Ay'a iniş çalışması olan Apollo 10, 26 Mayıs 1969'da 40 bin kilometre bölü saatin biraz altındaki hızıyla bir insanlı araç için ulaşılabilecek bir hız rekoru kırmıştı. Satürn 5 roketinden gelen güçlü bir itme ile Ay'a ulaştı. 20. yüzyılda kullanılan en güçlü roketti bu. Şu ana kadar en yüksek 58 bin kilometre bölü saatin üzerinde bir hıza ulaştı. Uzaydaki araçlarımıza bakacak olursak Voyager 1, 1977'de Jüpiter ve Satürn'ü keşfetme ve ardından yıldızlar arası uzaya devam etme görevine başlamıştı. NASA ekibi sondayı bir sonraki hedefine fırlatmak için iki gaz devrin, yani Jüpiter ve Satürn'ü yer çekimini kullanarak uzay aracına birkaç kere ivme artışı sağladılar. Bu yer çekimi desteklerini kullanarak Voyager 1, 62 bin kilometre bölü saatin üzerindeki bir azami hıza ulaştı. 62 bin kilometre bölü saat mi? Acaba ışık hızına biraz da olsa yaklaşabildik mi? Maalesef hayır. Şu anda ışık hızının yalnızca 10 binde birinden daha düşük bir hızdayız. Bir sonraki uzay aracını incelersek, 1976'da yola çıkan Helios 2 sondası, Güneş'in etrafında defalarca dönerek hızını sürekli artırdı ve nihayetinde Helios 2, 252 bin kilometre bölü saatlik bir hıza ulaşmayı başardı. Bu hız, ışık hızının 10 binde ikisine denktir. Bir başka hız rekortmenine bakalım.
Ağustos 2018'de fırlatılan Parker Solar Probe, Güneş'in korona tabakasını inceliyor. Bu sonda Güneş'e Helios 2'nin yörüngesinden 7 kat daha fazla yaklaşacak ve 2025'e kadar en yakın yaklaşımla 690 bin km bölü saat veya ışık hızının %0,064'ü kadar hızlı gidecek. Sizce bu çok mu hızlı? Dünyadaki yerel hızlarla karşılaştırırsak, evet, çok yüksek bir hız. Ama şunu unutmayın ki henüz ışık hızının binde birine bile ulaşamadık. Bu hızda bile böyle bir geminin en yakın yıldızlar arası komşumuz olan Proxima Centauri'ye ve potansiyel olarak yaşanabilir dış gezegen Proxima Centauri B'ye 4,25 ışık yılı yolculuğunu yapması 6000 yıldan fazla sürerdi. Sizce de 6000 yıl çok uzun değil mi? Şimdi Proxima B'ye keşif sondası veya insan kolonisi göndermek istersek, oraya vardıklarında artık dünyada kalan herhangi bir uygarlık bile olmayabilir. Peki bu hızı nasıl geliştiririz? Melbourne Üniversitesi'nden bir fizikçi olan Roger Russell, nesneler daha hızlı ve daha hızlı seyahat ettikçe daha ağır ve daha da ağırlaşıyorlar. Ve ne kadar ağırlaşırlarsa hızlanma elde etmek o kadar zor olur. Bu yüzden asla ışık hızına ulaşamazsınız. Ayrıca bir fotonun aslında kütlesi yok. Eğer kütlesi olsaydı ışık hızında hareket edemezdi, diyor. Fotonlar oldukça özeldir. Sahip oldukları doğal enerji, dalgalar halinde seyahat ettikleri gibi oluşturuldukları anda zaten en yüksek hızda oldukları anlamına gelir. Şimdiye kadar öne sürülen projeleri inceleyelim. İyon itiş gücü, yüksek hızlara ulaşabilecek modern bir teknolojidir. Dawn uzay aracı aslında bunu kullanıyor. Dawn, cüce gezegen Ceres ve Vesta asteroidini inceledi. İyon itici içinde nötr yüklü atomlara elektronlar çarparak atomların kendi elektronlarını atmasına ve pozitif yüklü iyonlar olmasına neden olur. Bunlar itme kuvveti oluşturmak için konsantre bir ışın içinde itilir. Oldukça zayıftır. Ancak yakıt uzun yıllar dayanır ve bu da ivmenin sürekli olarak artmasına izin verir. Bu 320 bin km bölü saate kadar hızlara yol açabilir. Ayrıca yıldızlar arası yolculuğa ve bizi Proxima B'ye götürmeye yardımcı olacak kadar harika değil. Ancak bir güneş sistemi içinde keşif yapmak için yeterli olacak. Güneşin etrafında ivme kazanarak bir göreve başlamak ve ardından bu ivmeye iyon itici gücü eklemek de bizi saatte 1 milyon kilometrelik yüksek hızlara ulaştırabilir. Icarus adlı başka bir proje, Japon uzay ajansı JAXA tarafından 2010 yılında başlatıldı. Bununla birlikte bu gemi taşıyacak bir yakıta ihtiyaç duymuyor ve tahrik için bir güneş yelkenine güveniyor. Güneş yelkenleri iyon tahrikine çok benzer. Bir anda çok fazla itme üretilmez. Ancak zamanla artarak çok yüksek değerlere ulaşılabilir. Bunun yanında bu düşük güç nedeniyle güneş yelkenlerini yüksek kütleli bir şeyi çok hızlı bir şekilde taşımanın bir yolu olarak düşünemeyiz. 1 kilometre karelik bir güneş yelkeni ile 1 kilogramlık bir yükün Proxima B'ye ulaşması 100 yıl veya daha uzun sürerdi. Farklı bir proje ise Çığır Açan Yıldız Gemisi projesi olarak adlandırılıyor. Lazerlerle bir gemiyi ilerleterek ivmeyi bir anda yüksek değerlere ulaştırmayı vaat ediyor. Bu proje 1 metrekare boyutundaki yelkenli küçük sondaları hepsi tek bir 100 gigawatt darbeye odaklanmış, düzinelerce lazer ışınıyla vurarak ışık hızının yaklaşık 5'te 1'ini hızlandırmayı hedefliyor. Yine de bu proje insan veya ağır ekipmanların gerçekten taşınmasına izin vermez. Ancak bu teknolojiyle Proxima B'ye çok daha hızlı ulaşabileceğiz ve muhtemelen yaşam süremiz içinde büyük miktarda yararlı veri ve resim elde edeceğiz. Tabii ki bu yolculuğun tehlikeleri de yok değil. Işık hızının önemli fraksiyonlarına yaklaşırsak uzaydaki kozmik radyasyonun ve parçacıklı maddenin tehlikeleri katlanarak artar.
Oleg Semyonov, göreceli yıldızlar arası uçuşun radyasyon tehlikesi adlı makalesinde bundan korunmak için bazı olasılıkları tartışıyor. Ne yazık ki insanları veya daha büyük bir kütleye sahip ekipmanları geleneksel bir hızlandırılmış uzay aracı ile yıldızlar arasında taşımak bu yüzyılda mümkün olmayabilir. Yıldızlar arasındaki uçsuz bucaksız uçurumdan geçme kabiliyetimiz, fizik yasalarının gizemlerini keşfetmemize, önümüzdeki uzay zamanı bükmek için warp sürücüsü gibi varsayımsal yapıları kullanıp kullanamayacağımıza veya kendimizin kopyalarını diğer dünyalara göndermek için kuantum ışınlamasına da bağlıdır. Neyse ki fizikçiler arasında geleceğimizin kilidini açacak anahtarları bulmak için çok çalışan birçok hayalperest var. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.